Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar dilerim. Birçok kişinin beklemiş olduğu Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 7,5 bin uzman erbaş alım şartlarını bugün sizlerle birlikte paylaşmak istedik. Gelecek olan alımın artık anlık olarak, güncel olarak şartlarını sizinle birlikte paylaşacağız arkadaşlar. Birçok adaylar sorular sormuş. Uzman erbaş alımı gelecek ama şartlar ne olacak, ne yönde olacak? Bununla alakalı çok sorular gelmişti arkadaşlar. Bugün sizler için bu şartları anlatmak istedik. Öncelikle ilk öğretim, lise, ön lisans veya lisans mezuniyetleri için kadrolar oluşturuluyor arkadaşlar. Şu anda ilk öğretim, lise, ön lisans ve lisans adayları için kadrolar oluşturuluyor. Kontenjan dahilinde branşlar oluşturuluyor arkadaşlar. KPSS'den arkadaşlar almış olacağınız en az... Şu anda herkes merak ediyor arkadaşlar ne kadar puan almamız gerektiğini. 60 almanız gerekiyor arkadaşlar. Şu ana kadar gelen en çok sorulardan birisi KPSS puanı kaç olacak gibi sorular gelmişti. Arkadaşlar 2021 yılında Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş alım şartlarına KPSS şartını koymuştu. Hepiniz biliyorsunuz bunu. Ve gelen 5000'lik uzman erbaş alımı başvurusunda ortalama 150-160 bin başvuru gelmişti. Bu süreçte 68 ile 70 arasında lise KPSS taban puanı belirlenmişti. Ve adaylar sevinirken üzülmüştü maalesef. Ve 2022 yılının Ekim aylarında bir alım gerçekleştirmiş oldu arkadaşlar Jandarma Genel Komutanlığı. Bu gelen alımda başvuru rakamı bizleri çok şaşırtmış oldu. Ortalama 60 bine yakın bir başvuru oldu. Geçen seneyle bu sene arasında 2022 ile arasında %60 oranında az bir başvuru gelmişti. Bu süreçte Jandarma Genel Komutanlığı başvuru rakamına göre KPSS puanını belirlemişti. KPSS puanını 60'la kapatmıştı arkadaşlar. Zaten başvuru rakamını bizler öğrendiğimiz zaman hatırlarsanız video çekmiştik. 60 alan ve 60 üstü alan adaylar hazır olsun mülakatlara tüm hızıyla çalışmaya başlasın diye söylemiştik arkadaşlar. Bu süreçte adaylar hareketlenmeye başladı ve 60'la kapatan Jandarma Genel Komutanlığı yılın Ekim ayını bu şekilde ikinci alımının tavan puanını bu şekilde belirlemişti. Yani arkadaşlar Nisan veya Mayıs ayında alım olduğu zaman gelen başvuru rakamına göre KPSS puanı da o zaman belli olmuş olacak. Şu 3 yılın analizine bakmış olacaksak arkadaşlar en az 60 almanız gerekiyor. 50 alın diyorlar ya. Onlar arkadaşlar palavra. En az 60 almanız gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekiyor. Ve başvuru yapacak olan adayın 20 yaşından gün alması ve 27 yaşını bitirmemiş olması gerekiyor arkadaşlar. Şartları taşıyan adaylar adli sicil kaydı yoksa herhangi bir eşkali yüz kızartacak suçlanan sabıkası yoksa ve siyasi partilikle üyeliği olmayan, terör propagandayla işbirliği yapan adaylar bu süreçte güvenlik soruşturmasından elenmiş olacak arkadaşlar. Şartlar arasında siyasi partilikte arkadaşlar üyeliğiniz olmaması gerekiyor. Bunu da anlatmak istedik. E-Devlet'ten silin arkadaşlar. Sıkıntılı bir durum. Ve birçok kişinin uzman erbaş alımının şartları arasında en çok istenilen durum şudur arkadaşlar. Yaklaşık 10 bine yakın adayların beklemiş olduğu yaş aralığının yükseltilmesiyle alakalı bir CİMER'e yazı gönderdiler arkadaşlar. Bu yazı şu şekilde. Yaş şartının genişletilmesi yönünde yoğun talep var ve şartlara göre 27 yaşının doldurulması gerekirken taleplere göre 35 olması gerektiğini belirtilen birçok aday uzman erbaş alımları için adayların çok istekleri var bu yönde. Yaş şartının daha yüksek bir aralıkta olması bekleniyor. Sizce arkadaşlar uzman erbaşlık için yaş şartının kaç olması gerekiyor? Birçok adaylar 35 olması gerektiğini söyledi. Sizlerin düşüncesi nedir? Yoruma yazarsanız arkadaşlar birazcık istişare ederiz. Herkese hayırlı geceler.